Erhan bir şey söylesene, niye hepimizi çağırdın? Kötü bir şey mi oldu? Benim şu anda okulda olmam gerekiyor. İlk ders başlayalı 35 dakika oldu. Geç kaldım. Erhan abi, babam iyi mi? Sizi şimdi gerçek bir savaşçıyla tanıştıracağım. Cem geri döndü. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Okula geç kalmak istemiyorum. Boncuğum, baban sarsılmasın diye biraz dikkatli gidiyorum. Merak etme, geç kalmazsın. İyiyim ben, iyiyim. Bas gaza. Hiçbir şey yok. Ben iyi hissediyorum kendimi. Vicdan azabım bitti ya babacığım. O yüzden hafiflemişsindir. Nedenmişim? Bir de suçluluk da duymuyorsun. Yani hastalığını bizden sakladığın için olabilir mi Cemciğim? Cemciğim ne ya? Cemciğim ne öyle? Hiç yakışıyor mu senin ağzına bak? Benim kulağımı tırmalı diye. Cemciğim. İsmin öyle. Hadi Allah'ım ya. Babama kim insülin vermiş? Bilmiyoruz henüz Gülceciğim. Araştırıyorlar. Bu kadar iyi bir hastane nasıl böyle bir hata yapar? İnanamıyorum gerçekten. İnsülin kandaki şeker oranını düzenleyen bir hormondur. Şeker hastası olan insanlarda vücut insülin üretemediği için onlara dışarıdan enjekte ediliyor. Ama şeker hastası olmayan bir hasta insülin enjekte edilirse bu hem çok tehlikeli hem de ölümcül sonuçlara yol açabilir. Artık bunlardan bahsetmesek olur mu anneciğim? Olur. Ayrıca orası çok iyi bir hastane değil. Çünkü bazı sağlık çalışanları hastane terliği giymiyordu. Bence sen fazla takılıyorsun. Sonuçta babamı iyileştirdiler mi ablacığım? İyileştirdiler. Doktorlar iyi olabilir. Ama hastanenin hijyen konusunda emin değilim. Bense Erhan'a hayatımı kurtardığı için teşekkür borçlu olduğuma çok eminim. Kesin. Uyutulurken bile sizi özlediğime yemin edebilirim. Baba, uykudayken bir insanı özleyemez. Şimdi de mitoman olduğundan şüpheleniyorum. O neydi ya? Patolojik yalan söyleme hastalığı. Ha, evet.